Herkese iyi akşamlar diliyorum. Röme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen PGTA IVF başarısını artırır mı başlıklı webinarımıza hoş geldiniz. Çok değerli iki hocamız tarafından sunulacak konuşmalar var. Hocalarımızı çok kısa olarak size tanıtmak istiyorum. İlki Doktor Samir Babayev, 2003 yılında Azerbaycan'da premed eğitimini, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini, 2013'te New York Medical College Westchester Medical Center'ı, 2016'da da University Texas Southwest Medical Center'da Clinical Fellow in Reproductive Endocrinology and Infertility'yi tamamladı. Hala Mayo Klinik'te doçent olarak çalışmakta. İkinci konuşmacımız doçent doktor Şafak Olgan. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesini bitirdi. 2011'de 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanlığını aldı. Uluslararası ilişkiler ve tıp eğitimi konularında aktif olarak çalıştı hocamız. Ve halen de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Hocalarımızın sunumlarında ilk olarak Şafak Hocam sunumunu yapacak, sonra da Samir Hocanın sunumunu dinleyeceğiz. Buyurun. İzninizle paylaşıyorum hocam. Güzel takdiminiz için de teşekkür ederim. Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyelerine nazik davetler için teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Sizlere preimplantasyon genetik testin aneuploidi taraması amacıyla kullandığımız artılarını daha ön planda ortaya koymaya çalışacağım sunumumda. Hepimizin bildiği gibi IVF pratiğinde normalde aneuploid yapıdaki oositler aslında ana problemimiz. Daha anne karnında fetal hayattayken homolog kromozomlar bir araya geliyorlar ve kombinasyona da başlıyorlar. Ancak bu meiyozun sonlanması 30 sene sonra oluyor, hatta 40 sene sonra oluyor. Aradaki süre çok uzun ve bu süre içerisinde arada koenzim moleküllerinin sayısı azalıyor ve kardeş kromatitler daha meiyoz sonlanmadan ayrışmış halde oluyorlar. Neden ne olursa olsun aneuploid yapıda oositlerle çalışmak durumunda kalabiliyoruz ve bunun sonucunda zaten aneuploid yapıda blastositler gelişiyor. Gelişebilirse tabii ve bu embriyolarda implantasyon başarısızlığı gözleniyor doğal olarak. Abortuslarla karşılaşılabiliyor. Hatta hasta çocuklar doğuyor. Ancak bu açıdan biraz şanslıyız çünkü koruyucu mekanizmalar aslında bir miktar devrede. Hani konvansiyonel olarak morfolojik seçimi kullanıyoruz. Burada problem tabii en yüksek kalite blastositin her zaman öploid yapıya sahip olmaması. Bu hususta da dışı güzel olanın her zaman içi güzel de olmuyor. Zaten bu noktada başlıyor PGTA zaten. Bu Antonio Capalbo'nun 2014 yılında yaptığı çalışma. Burada mükemmel ve iyi kalite denilen blastositlerde neredeyse %52 oranında aneuploidi ile karşılaşıyor. Kötü denilen embriyolarda dörtte bir oranında öploid embriyo ile karşılaşılabiliyor. Zaten bunu günlük pratiğimizde de biliyoruz ve neredeyse morfolojiden bağımsız diyebileceğimiz oranlarda implantasyon oranlarının morfolojiden etkilenmediğini biliyoruz. Şayet embriyo öploid yapıdaysa. Tabii PGTA tarihsel bir süreç geçirdi. Eskiden FISH yöntemi kullanılıyordu. Sınırlı sayıda kromozom analiz ediliyordu. Bir kriz yaşadı 2006-2007 yıllarında. Ve bu kriz sırasında bile aslında teknolojik ilerlemeler devam ediyordu. Yani tüm kromozomlar artık analiz edilmeye başlanıldı. Trofektoderm biyopsi devreye girdi. Blastosist kültürü devreye girdi. Bunun yanında embriyo vitrifikasyon teknolojilerinde ciddi ilerlemeler oldu. Aslında altyapı şu an günümüz şartlarında daha uygun. Şimdi bu Richard Scott'ın yaptığı çalışma, 2013 yılında bu çalışmayı ilk okuduğum zaman hakikaten metodolojisine hayran kalmıştım. Şöyle yapıyorlar. Toplam 116 hasta var. Burada iki embriyo transferi yapılıyor bolgulara. Klivaj veyahut da blast aşamasında. Embriyolardan bir tanesine biyopsi yapılıyor. Diğerine biyopsi yapılmıyor. Sonuçlar analiz edilmiyor. Klinisyenler öploidi oranını bilmeden
durumunu bilmeden transfer ediyorlar. Beklenilen ne? Her iki embriyo da implantı olmadı veyahut da her ikisi de implantı oldu. Demek ki biyopsi hasar vermiyor. Ancak bir embriyo implante olduysa, abortus olacak olursa villus materyalinden veyahut da doğum olacak olursa da bukal mukozadan alınan örnek DNA örneği ile ilk örneğin DNA örneği SNP bazlı DNA fingerprint yöntemiyle karşılaştırılıyor ve biyopsi yapılan embriyo olup olmadığı saptanılıyor. Bakınız klivaj dönemindeki embriyolarda %50 devam eden %40 devam eden gebelik oranı daha düşük. Bunun nedenleri bir, hani tek bir blastomer alındı ancak yüzdesel olarak daha önemli bir parçası olabilir. Bu blastomer belki ICM'ye köken verecek blastomer olabilir veyahut da bu dönemdeki embriyolar daha hassastır. Ancak açık olan nokta şu, blastosit aşamasındaki embriyolarda benzer bir etkilenme söz konusu değil. Bu literatürdeki bu konunun aslında ilk kanıtı. Şimdi PGTA 2.0'dan bahsedeceğiz. Literatürde 7 tane RCT var bu hususta. İlk 5 RCT'de NGS kullanılmıyor. Yani günümüz pratiği aslında NGS. Hani bu çalışmaların çok detayına girmeyeceğim. Ancak genel olarak eleştirilen konu işte iyi prognozlu hastalar. 2 blastositin üzerinde embriyo varsa bu olgular çalışmaya dahil edilmiş deniliyor. Ancak bunu bir seçim aracı olduğunu unutmamamızda fayda var. Ben bu hususta formunun çalışmasını önemsiyorum. Bu çalışmada test edilmemiş 2 blast transferiyle öploid bir embriyo transferinin başarısı kıyas ediliyor. Ve devam eden gebelik oranları benzer bulunuyor. Yani tek bir öploid embriyo transfer ettiğinizde 2 blast kadar başarı sağlayabiliyorsunuz ve çoğul gebelikten kaçınabiliyorsunuz. 2 blast test edilmemiş blast verildiğinde %48 çoğul gebelik riski var. Bu sonuçta dünya için bir realite. Bu çalışmada bu yüzden önemli. Diğer çalışmaların çok detayına girmeyeceğim. Bu Kanada guideline'ında aslında özetlenmişti. Devam eden gebelik oranları embriyo transfer başına bu RCT'lerde %15 artıyor. Ve klinik gebelik kayıpları da 1/3 oranında azaldığı zaten bulunmuş. Karşı görüş neyi savunuyor veyahut da klinisyenlerin genel çekincesine hala hasar veriyor mu konusu bir çekince. Bu hususta da çok güncel 2021'de EVRMA'den bir çalışma yayınlandı. Aslında bir seçmeme çalışmasının içerisinde yer aldı bu. Ne yaptılar? Trofektoderm biyopsisi yaptılar. Sonrasında olgu gebe kalmadı veyahut da abortus da sonuçlandı veyahut da devam eden gebelik oldu. Bu halde analiz ettiler. Kontrol grubu, yani klinisyenin embriyo transfer kararını etkilemiyor. Amaç hasar veriyor mu vermiyor mu bunun belirlenmesi. Ve kontrol grubu aynı klinikte aynı yaş, aynı antral folikül sayısı, aynı yüksek kalite blastosist gelişimi olmuş olgularla kıyaslandığında birebir aynı devam eden gebelik oranları. Bu hususta bu literatürdeki ikinci kanıt hasar vermediğine yönelik. Ancak PGTA tabii aslında teknolojideki ilerlemeler pek çok artılar getiriyor. Ancak bir miktar dezavantajları da oluyor. Bakınız trofektoderm biyopsi RACGH ile yapılmış, öploid denilmiş. Aynı örnek NGS ile analiz edildiğinde aslında alınan hücrelerin %40'ında anöploidi varmış. Nasıl çalıştığını bilmekte fayda var NGS'in. Sonuçta elinizde bir grup hücre var. Bunlar lizis oldu. Çok daha kompleks mekanizmalar aslında ama sonrasında amplifiye edildi, etiketlendi. Her bir kromozomun her bir parça sayısı için kopya sayıları belirlendi. Bakınız eskiden mozaisizm bir problem değildi. Bu ölçüde değildi. Zaten o ilk 5 RCT'de de RACGH veyahut da quantitative PCR kullanılıyor. Veyahut da segmental mozaisizmler bu ölçüde problem değildi. Dolayısıyla yeni problemlerle de karşılaşıldı ve aslında en dezavantajlı dönemi de bu PGTA'nın bu yeni teknoloji için çözüm süreci bekleyen bu dönem olduğunu söylememiz mümkün. Bakınız bununla uyumlu şekilde Nathan Treff'in bir derlemesi var. Analitik validasyon çalışmaları var. Yani orijinal bir biyopsi alınmış, sonrasında tekrarlayan seferler örnek alınıyor ve tutarlılığa bakılıyor. Bakınız NGS öncesi tutarlılıklar daha yüksek orijinal biyopsiyle. NGS sonrası tutarlılıklar bir miktar düşmüş. Ancak bu çalışmaları da bir inceleyelim isterseniz. Bu Fatemi'nin çalışması. Toplam 84 blastosit alınmış. Burada trofektoderm örneğinde anöploidi saptanan olguların ICM'sinde öploidi saptanma oranı %7,5. Yanlış pozitiflik %7,5. Yanlış negatiflik %6,8. Yüksek rakamlar. Ancak bakınız
Şimdi burada kullanılan cutoff'un ne seçildiği önemli. 20-80 cutoff'u mu kullanılıyor? Yoksa 30-70 cutoff'u mu kullanılıyor? Buna analitik noise band da deniliyor. Bakınız bu çalışmada sadece %30 cutoff'u kullanılmış. Dolayısıyla aslında mozaik embriyolar hem haploid grubunda yer almış hem de anhaploid grubunda yer almış. Dolayısıyla yanlış pozitiflik, negatiflik konusunda aslında doğru bilgi veren bir analitik validasyon çalışması değil. Bu hususta da bununla uyumlu şekilde Victor'un çalışması var 2019 yılında. Burada sadece anaploid embriyolar dahil ediliyor ve %80'in üzerinde anaploidi varsa. Dolayısıyla mozaizm bu çalışmada bir kaygı değil. Tüm kromozomu etkileyen anaploidisi olan embriyo toplamı 93 olgu, yanlış pozitif 3 olgu. Bu ICM'de haploid olan sadece 1 olgu, 2 olguda da mozaik toplamı 3. Bu mozaik olgulardan bir tanesinde de high grade mozaizm olduğunu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla anaploidinin yanlış negatif bir sonucu olma olasılığı da var orada. Yine çok güzel EBRMA'den bir çalışma yayınlandı. Bu da literatürdeki en büyük çalışmadır. Böyle tekrarlayan biyopsi yapılan. Burada orijinal biyopsi sonrası 4 ayrı biyopsi alınıyor. Ve bakınız haploid deniliyorsa tüm biyopsi örneklerinde tutarlık %99,5. Anhaploid deniliyorsa %98. Yani PGT'nin aslında önündeki ana böyle kaygı sonuçta trofektoderm hücresi haploid geldi. Acaba ICM anhaploid olabilir mi? Veyahut da tersi senaryo. Bunun sıklığı çok çok düşük. %0,5'in altı, 2'nin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada bunlar sonuçta in vivo çalışmalar değil. In vivo bir çalışma var mı? Evet var. Yine güncel yayınlandı 2021'de Fertil Steril'de. Bu bahsettiğim non-selection çalışması. Yani trofektoderm biyopsisi yapılıyor. Trofektoderm sonrası sonuçlar analiz edilmiyor. Hastalara transfer ediliyor ve haploidi durumunu bilmeden transfer ediliyor. Ve bu embriyoların bir kısmında anhaploidi saptanıyor. Sonuçlar ne olmuş bu olgularda? %40 olgu gebe kalabilmiş. %23,5 olgu klinik gebeliğe ulaşmış. Doğuma ulaşan sıfır. Tabii burada sıfır diyemeyiz. Yani burada bir nominal analizde bir güven aralığı da belirliyorlar. Maksimum %2,4 sonucu çıkıyor. Bir önceki analitik validasyon çalışmasıyla aslında uyumlu. Ve buradaki %23,5 klinik gebeliğe ulaşan hastaların 5 hastanın bir tanesi dilatasyon küretajı olmak zorunda kalıyor. Bu işlemler basit işlemler olabilir. Ancak IVF pratiğinde karşılaşıyoruz. İnce endometriyum, Asherman sendromu. Bunları tamam tedavi edelim. Ama her olguyu da tedavi edemiyoruz. Kimi zaman hasta ve hekim açısından oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu hususta STAR çalışmasına şimdi değinmek istiyorum. Bu hepimizin bildiği Münne'nin çalışması 2019'da yayınlanmıştı. 34 klinik ve 9 laboratuvarda yapıldı çalışma. Geniş bir yaş aralığında yine 2'nin üzerinde blastosit varsa çalışmaya dahil edilmiş. Önceki RCT'lerden farklı olarak embriyo transfer başına bir farklılık saptanmadı. Devam eden gebelik oranlarında 20. haftayı geçen gebelik oranlarında. Ancak ileri yaş olgularda beklenildiği üzere fayda gösterildi. Bu çalışmayı da irdelemekte fayda var. Bu çalışmada embriyo morfolojisi her ne kadar bir gösterge olmasa da zayıf bir korelasyon var diyorduk. Şimdi yüksek kalite blastosit oranı PGT-A konuda daha düşük. Kötü kalite blastositlerin oranı PGT-A konuda daha yüksek. Ve yazarlar da eleştiriyorlar zaten. Şöyle diyorlar. Biz sonuçta embriyologlar blinded değildi. Olamazlardı da zaten. Dolayısıyla normalde kullanılmayacak embriyolar PGT-A konuda yer almış olabilir diyorlar. Ancak üzerinde asıl durmak istediğim nokta bu değil. Bakınız haploidi oranı %43,1. Bu yaş grubuna göre düşük diyebiliriz. Mozaisizm oranı %17. Literatürde bildirilmiş üst sınıra dayanıyor. Ancak bakınız tüm laboratuvar 9 laboratuvar vardı. Bunlardan 4 tanesi mozaik oranı vermiyordu. 5 tanesi veriyor. Yarı merkez report etmesine rağmen tüm embriyolar içerisinde %17 gibi bir rakam var. Ve bu merkezlerde %26'lara dayanıyor mozaik embriyo oranı. Ve merkezler mozaisizm report ediyorlarsa bakınız haploidi oranı ne kadar düşük doğal olarak ve bunun yanında devam eden gebelikler nasıl düşük. Ancak report etmiyorlarsa %50'nin üzerine anhaploid diyorlarsa hem haploidi oranı yükseliyor hem de devam eden gebelik oranları yükseliyor. Klinisyenler bu durumu gerçek biyolojik mozaisizm olarak düşünüyorlar. Ancak
Bakınız, embriyoloji laboratuvarında laboratuvarın genel durumu, biyopsi tekniği, zor biyopsi olup olmaması, az mı trofe ektoderm hücresi alındı, çok mu alındı? Embriyoloğun deneyimi nasıldı? Fragmante hücreler oldu mu? Bu zor biyopsiyle ilişkili. Kontaminasyon oldu mu? Tubing protokolleri standart uygulanabildi mi? Benzer şekilde analiz laboratuvarında amplifikasyon problemleri, kullanılan cutoff'lar, klasifikasyon şemaları hepsi etkileme potansiyeli var. Yani hem ıslak laboratuvar hem de analiz laboratuvarından kaynaklı yanlış pozitifliklerin olasılığı var. Dolayısıyla doğru terminoloji ara kopya numaralı. Yani her zaman bu olguları biyolojik mozaizm olarak düşünmemekte fayda var. Ve bu hususta literatürde pek çok görüş yazısı var. Bu Edgardo Somigliano'nun yazısı STAR çalışmasını eleştiriyor aslında. Burada STAR çalışmasında kontrol grubundaki hastalara PGTA yapılmıştı. Mozaik ve öploid oranları biliniyordu. Detayına girmeyeceğim. Ancak kontrol grubundaki hastalarda implantasyon oranının mozaik embriyolar da dahil edildiğinde %60 olduğu ve PGTA'da %50 olduğu saptanıldı. Dolayısıyla zarar veriyor olabilir mi? Bu çalışma özelinde zarar veriyor olabilir. Richard Scott da bunu bu şekilde eleştiriyor. Yani STAR çalışması NGS'de yapılan ilk çalışmaydı. Sonuçta öncesinde validasyonun yapılması gerekiyordu. Hem assay'ler için hem kullanılan algoritmalar için. İkinci bir şey daha gösteriyor bu çalışma aslında. Böyle multifaktöriyel bir çalışmayı çok merkezli yapmanın aslında güçlüğünü de ortaya koyuyor. Mozaizm konusuna kısacık bir değinmek istiyorum yine. Size ilk gösterdiğim EBRMA'deki çoklu biyopsi çalışmasında öploid veyahut da anöploid deniliyorsa aslında yanlış pozitif negatif oranları çok düşük. Problem aslında mozaizmle beraber başlıyor. Bakınız, tekrarlayan biyopsilerdeki tutarlılık tüm kromozomu etkileyen mozaizmde veyahut da segmental, yani tüm kromozom değil bir parçasını etkiliyorsa tutarlılık tekrarlayan biyopsilerde %16-18,5. En az bir biyopside tekrar etmesi %40'lara dayanıyor. Tüm embriyoyu etkilemiyor ama, yani tüm biyopsilerde aynı sonucun saptanması %2,1. Ne demek bu? Mayoz kaynaklı değil, mitoz kaynaklı bir problem olduğunun aslında göstergesi. Literatürde şunu da biliyoruz. Mozaik embriyo transferiyle doğan canlı bebekler çok sayıda var. Pek çok çalışma da var mozaik embriyoların öploid embriyolarla kıyaslandığı. Bu hususta bu çalışmalardaki problem aslında şu. Olgularda blastosit sayısı daha düşük. Olgular tek bir embriyo gelişimi olmuş. O da mozaik embriyo. O transfer edilmiş. Veya hastada çok sayıda blastosit var. Öploid olanlar önden transfer edilmiş. Hasta zaten gebe kalamamış. Sonrasında mozaik embriyosunu almış. Dolayısıyla kötü prognozlu hastalar aslında çalışmalara dahil edilmiş durumda. Bu hususta da bir non-selection çalışmasına ihtiyaç var aslında. O da yayınlandı. O da çok güncel. 2021'de Antonio Capalbo'nun beklenilen de bir çalışmaydı. Bu çalışmanın içerisinde mozaik embriyolar özelinde bir çoklu biyopsi çalışması yaptılar. Burada toplam 73 blastosit var ve buna göre tekrarlayan biyopsiler iç hücre kitlesini de içerecek şekilde yapıldığında, bakınız, low grade mozaicism varsa, yani %20'nin ila 30 arasındaki mozaicism varsa ICM'nin öploid olma olasılığı %99,3. 30 ila 50 arasındaysa ICM'nin öploid olma olasılığı %95,5 ve normal öploid denilenlerle bir farklılık yok. Arada istatistiksel bir farklılık da yok. Klinisyenlerin korktuğu senaryo high grade mozaicism'den itibaren başlıyor. Bakınız, high grade mozaicism'de, yani %50'nin üzerinde anöploid saptanıyorsa ICM'de %65 anöploid saptanıyor. Dolayısıyla bu nokta önemli. Zaten bu çalışmanın sonuçlarının da aslında temelinde bu yatıyor. Bakınız, burada seçmeme çalışması yapmışlar. Toplam 1337 olgu PGTA siklusu. %50'nin altında mozaicism varsa klinisyene söylemiyorlar. Öploid diyorlar. Ve klinisyen öploid bir embriyoyu da mozaik bir embriyoyu da seçebiliyor. Tamamen random şekilde. Bakınız, canlı doğum oranları birebir benzer mozaik embriyolarla öploid embriyolar arasında. Abortus sıklığı da artmadan. Bakınız, bir şey daha bu yayında var. O da şu. Şayet siz 30 ila 50 arasında mozaicism saptanılan olguları transfer etmezseniz kümülatif gebelik oranını %11 azaltırsınız. %20'nin üzerindeki olguları transfer etmezseniz 50'ye kadar %36 azaltırsınız. Yani
Bu mozaisizm demek ki önemli bir konu. Bu konu açıklığa kavuşmadan hani PGTA'nın konvansiyonel yöntemle morfolojiyle kıyaslandığı çalışmalarda da başarıyı ortaya koymak da güç olacak. Ve literatürde şimdiye kadar yapılmış mozaik embriyo transferi 2579 olgu gösterilen prenatal tanı testlerinde teyit edilen sadece bir olgu var. Dolayısıyla tutarlılık 10.004. Oysa biz şunu biliyoruz, spontan gebeliklerde düşük materyallerinde %10'larda, devam eden gebeliklerde %1'lerde mozaisizm olabiliyor. Demek ki bizim ilk sonucumuz yanlış pozitif olma olasılığı var. Gerçek biyolojik mozaisizm olmaması var, devrede olabilir. Bir diğer devrede olacak noktada rescue mekanizmaları belki çok etkin çalışıyor da olabilir. Yani blast açısından. Bu hususta da PGDIS yeni görüşünü yayınladı. Daha 3 hafta önce, hatta RBM Online'da hala article in press formatında. Burada daha önce 2019'da görüşünü yayınlamıştı. Etkilenen kromozoma göre değil, mozaisizm yüzdesine göre karar verilsin. Bunun yanında bu olgular transfer edilemez denilmesin, aneuploid denilmesin dedi. Aslında çok daha ılımlı bir görüş ortaya koyduğunu da belirtmek istiyorum. Bunları niye anlattım? Mozaisizm konusu dışlanmış olsaydı ve standartizasyon sağlanan, validasyonu yapılmış, hani jenerik laboratuvarlardaki sonuçlar olmuş olsaydı STAR çalışmasında ve embriyo yani blastı, gelişen blast başına değil, simülasyonun başından itibaren hastalar çalışmaya dahil edilmiş olsaydı ve ilk transferde canlı doğum oranları yüksek saptanılsaydı, bu ana bir sonuç değişkeni midir PGTA için? Kanımca değil. Çünkü şimdi elinizde iki embriyo var. Bir tanesi aneuploid, bir tanesi öploid. Hasta şanssızdı. Aneuploid embriyosunun transferi oldu. Gebelik olmadı. Daha şanssızdı. Abortusla sonuçlandı. Daha şanssızdı. İkinci trimestre uzadı. Ancak sonrasında gelip bu öploid embriyosunu alacak. Dolayısıyla kümülatif gebelik oranınız aslında değişmeyecek. Zaten kümülatif gebelik oranının değişmemesi PGTA lehine bir bulgu, aslında zarar vermediğinin göstergesi genel olarak. Tabii senaryo farklı hastada farklı olabilir. Bu hastada etki daha az belirgin, bu hastada etki çok daha belirgin. Bakınız, hasta gereksiz transferlerden kaçındı, abortuslardan kaçındı, dilatasyon küretaj olmadı. Daha önemlisi gebeliğe ulaşma süresi daha belirgin kısaldı bu hastada. Kim olabilir bu? Elinizdeki embriyo kohortunun aneuploidi sıklığının arttığı popülasyon olabilir ki ileri yaş oldular. Elinizde fazla blast varsa bu popülasyon olabilir. Konuşulmayan bir popülasyon daha var. O da genç hasta popülasyonu. Elinizde blastlar var ama kaliteleri düşükse de aslında aynı grup. Ancak literatürde elimizde bu hususta çok veri yok. Ancak şöyle bir popülasyonda, yani genç hasta, yüksek kalite blastosit ve çok sayıda, elinizi atsanız öploid embriyoya denk gelecek. Faydalı olma olasılığı PGTA'nın yine var. Ancak bu faydayı göstermek bir çalışmayla oldukça güç olacaktır. Kümülatif gebelik oranlarının değişmediğini beklediğimizi söyledik. Literatürde bu hususta çalışmalar var. Hatta tersi de var. Yani kümülatif gebelik oranları ulusal datalarda, SART datasında, EFA datasında arttığını gösteren veri de var. Ancak tabii burada hasta bazlı özellikler, yani bias var aslında, o yüzden o konuya girmeyeceğim. Beklentimiz kümülatif gebelik oranının değişmeyeceği yönünde. Ancak bakınız, güncel New England Journal of Medicine'da yayınlanan 2021'de bir çalışma var. Bu 7. RCT ve NGS'de yapılmış 2. RCT. Bu çalışmada genç popülasyon dahil edilmiş. 3'ün üzerinde blastosit varsa çalışmaya dahil ediliyorlar. Ve bir sene içerisinde toplam 3 donmuş embriyo transferi yapılıyor bu olgulara. Kümülatif olarak bakıldığında klinik gebelik kayıpları 1/3 oranında azalıyor. Bu beklentimizdi zaten. Ancak kümülatif gebelik oranı, canlı doğum oranı %4 PGTA ile azaldığı bulunmuş. Bu PGTA aleyhine bir çalışma. Şimdi burada mozaisizm detayına girmeyeceğim. Bakınız, PGTA grubunda gelişen blastosist sayısı ortalama 7.3. Çalışma dizaynı neydi? Toplam 3 blastosiste sadece biyopsi yapılıyordu. Bakınız, transfer olan hastalara bakacak olursanız, birinci, ikinci, üçüncü transferlerine, PGTA kolunda %15 daha az transfer oluyorlar ve bu hastalar elde öploid embriyo olmadığı için değil,
eldeki embriyo kohortuna PGT-A yapılmadığı için çalışma dizaynıyla alakalı aslında transfer olamıyorlar. Dolayısıyla kümülatif gebelik oranı bu dizayna sahip bir çalışmayla vermek ne kadar doğru soru işareti. Gebeliğe ulaşma süresi önemli demiştim. Burada Carmen Rubio'nun bir RCT'si var. Çok detayına girmeyeceğim. Hasta başına ve transfer başına canlı doğum oranının arttığını gösterdiği. Burada teorik olarak bir hesaplama da yapıldı. Yaklaşık 7 hafta daha süre kısalır şeklinde. Ancak burada çoklu embriyo transferleri de yapılıyor her iki kolda. Dolayısıyla aslında bu yine IVR-domain datası biraz daha uygun olabilir bu değerlendirme için. Burada gerçek klinik data kullanılıyor. Gerçek hastalara ait embriyo kohortu ve öploidi oranları analiz ediliyor. Buna göre başarısız bir transfer sonrası ve klinik gebelik kaybı sonrası hastaların kaç gün kaybettiği hesap ediliyor. Gerçek datadan hesap ediliyor bu. Ve bakınız, elde bir embriyo varsa 50 gün kısalıyor. 2 embriyo varsa 80 gün. 3 embriyo varsa 100 gün. 4 embriyo varsa 4 aya yakın süreler süreyi kısaltma olasılığı var gebeliğe ulaşma süresini. Artı elde embriyo tükendiği için normalde daha etki belirginleşmiyor. Dolayısıyla tekrarlayan stimülasyonlarda da bir eklenici etkinin olmasını mantıklıca düşünmek de mümkün. Şimdi konuşulmayan diğer bir nokta tedaviyi bırakan hastalar. Sonuçta başarısız bir IVF denemesi sonrası %50 olgu hekim değiştiriyor. Hatta 1/3'ü tamamen IVF tedavilerini bırakıyor. Biz kümülatif gebelik oranı önemli diyoruz normalde. Ancak tedaviyi bırakan bir hasta için kümülatif gebelik oranı 0 olacak. Yani eğri bu halden bu hale gelecek. Ne yazık ki PGTA normal şartlarda embriyo transfer sayısını, abortusları düşür, sıklığını azaltacağından dolayı drop out'u azaltma olasılığı çok muhtemel, ancak elimizde veri yok ne yazık ki. Şimdi maliyet etkinlik diğer bir konu. Literatürde 4 çalışma var. Ben PGTA aleyhine olanı seçtim. Bu Edgardo Somigliano'nun maliyet etkinlik analizi. Burada varsayımlar var. Yani PGTA %5 canlı doğum olasılığını azaltır demiş. Burada eleştirilerden kaçınmak adına modele bunu koyduk diyorlar. Abortus sıklığının %8'dir, sabittir PGTA'da. Dropout normalde düşmesini bekleriz, ancak elde veri olmadığı için buna eklemedik diyorlar. Ve oluşturdukları modelde embriyo transfer ücreti daha düşük modeli seçtim. Türkiye için daha benzediği için. Burada ileri yaş olgularda elde çok sayıda 3'ün 4'ün üzerinde blastosis varsa maliyet etkin olabilir demişler. Ancak dikkat, maliyet etkinliğe dahil edilen maliyetler arasında obstetrik maliyetler yer almadığını belirtmek istiyorum. Ancak dünyada çoğul gebelikler, çoklu embriyo transferleri hem Türkiye'de hem Amerika'da bir realite. ASRM 2021'in önerisi, hastalar iyi prognozlu değillerse, bakınız 2 blast verebiliyorsunuz. Hatta 38-40 yaş 3 blast verebiliyorsunuz. Klivajdan bahsetmiyorum, 4'e 5'e kadar çıkıyor. Türkiye için riskli popülasyon şu 35-37 yaş. Elde yüksek kalite blast varsa biz bu olguları 2 embriyo transferi yapabiliyoruz. Dolayısıyla aslında tüm dünya için çoklu embriyo transferi ve çoğul gebelikler bir realite. Bakınız, son maliyet etkinlik analizi, SART datası kullanıldı burada. Farkı neydi? Burada çoğul gebeliklerin maliyetleri, obstetrik maliyetler de eklendiğinde her yaştan itibaren maliyet etkin olabilir. Sarıyla gösterilen payer perspective denilen sonucuna varıldı. Türkiye için bu senaryo söz konusu muhtemelen olmayacaktır, ama ileri yaş popülasyonda obstetrik maliyetler de devreye katıldığında gene Türkiye şartlarında bile maliyet etkin olması söz konusu olabilir. Bir noktada şu, herhalde PGTA bu derece maliyetli olmasaydı, hani bu derece bu ölçüde de tartışılacağını da düşünmemekteyim. Yani günlük pratiğimizde çok daha yer alacağı kanısındayım. Kendine yer bulabileceği diğer bir başlık, tekrarlayan gebelik kayıplı olgular. Çünkü abortus sıklığını azaltıyor. Şimdi elimizde çok veri yok. Bu Stanford'dan bir veri var 2016 yılında. Burada 2'nin üzerinde klinik gebelik kaybı yaşamış olgular PGTA'ya, bunlar fertil olgular yalnız, infertil değil, PGTA veyahut da expectant yaklaşıma alınıyorlar. Bu retrospektif bir çalışma ve sonucunda canlı doğum oranları benzer bulunuyor. Tabii bu çalışma retrospektif bir çalışmanın özelliklerini de içeriyor. Bu çoğu zaman gözden kaçmış ama 112 hasta var tedavi kolunda, 27 olgu öploid embriyosunu almaya gelmemiş.
Yani şimdi belki öploid embriyo gelişiminin hastalarda oluşturduğu bir rahatlık da olabilir bu. Bu hususta gebeliğe ulaşma süresi değerlendirmesi bu çalışmada ne kadar uygun soru işareti. Diğer bir nokta, ileri yaş oldular tedavi konumunda. Dolayısıyla kötü prognozlu hastalar tedavi konumunda yer alabilir. Ama şu var, yani 6 ay içerisinde olgularda %51 klinik gebelik olacaksa spontan olarak tabii ki biz bu olgulara IVF yapmayalım. Ancak olgular, tekrarlayan gebelik kayıplı olgular bir şekilde bize sekonder infertil olarak zaten başvuruyorlar. Artı elimizde data var. Yani çok güçlü olmasa da zayıf over rezervi sıklığı bu olgularda artıyor mu diye. Dolayısıyla bir şekilde IVF yapmak durumunda kalabiliyoruz bu olgulara. Bu halde IVF'e PGTA ekleyelim mi? Mantığı var mı normal popülasyona göre? Güzel bir çalışma var. 2020'de Fertisteril'de yayınlanmıştı. Burada tekrarlayan gebelik kayıplı olgular kontrol grubu olarak PGTM yapılan olgular seçilmiş. Buna göre ileri yaş olgularda değil, 35 yaşın üzerindeki olgularda değil, ancak genç popülasyonda embriyolardaki aneuploidi sıklığı %49'a 37 burada daha yüksek. Tekrarlayan gebelik kayıplı olgularda daha yüksek. Dolayısıyla senaryo şu olabilir. Zaten ileri yaş olgularda aneuploidi sıklığı artıyor. Ancak genç popülasyonda da belki bazal aneuploidi riski daha yüksek olmuş olma olasılığı mevcut. Bu hususta da çok güncel yine 2021 bir data var. SART datası. Bu 3'ün üzerinde klinik gebelik kaybı olan olgular seçilmiş içerisinden. Ve şayet IVF yapılacaksa PGTA ekleyelim mi? Canlı doğum oranları istatistiksel olarak daha yüksek. Abortus sıklığı istatistiksel olarak daha düşük. Ve bu etki her yaş grubunda gözlenmiş ve etkinin gücü yaşla beraber de artıyor. Bu hususta aslında PGTA sonuçta yeni bir teknoloji. Her yeni teknoloji gibi bir popülerlik kazanıyor. Sonrasında popülerliği yitirdi. Hatta hak ettiği pozisyonun da altında konumlandırılmaya da çalışıldı. Ancak şu an bir olgunlaşma süreci yaşadığını söyleyebiliriz. Sözlerime Carlos Simon'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şöyle diyordu bir konuşmasında. IVF pratiğinde yapılmış RCT'lerden çok hani böyle görüş yazıları veyahut da meta analizler veya kötü dataların farklı istatistiksel yöntemlerle analiz edildiğini görüyoruz. Aslında bizim yemek yorumcularına değil iyi aşçılara ihtiyacımız var demişti. PGTA için de bu pratik için de ben bu düşünceye katılıyorum. Hepinize sabrınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim muhterem hocam. Teşekkür ederim tanıttığınız için beni. Bu arada Şafak Hoca çok güzel sunum için teşekkür ederim sizi de. Ben neredeyse beni neredeyse böyle şeyimi fikrimi değiştirdiniz ama bu cümlede en önemli söz neredeyse. Çünkü bence yine yani PGTA çok seçimsel seçilerek kullanılması lazım bence. Hastayı seçerek kullanılması lazım. Ben de bir slide sunumuna başlayacağım o zaman. Okay, let me share it. Şimdi bu çalışmalardan başlayacağız. Yani PGTA, Şafak Hoca çok güzel zaten anlattı. 7 tane farklı randomized control trial'ları bu konuda randomize olan çalışmaları. İlk versiyon olarak FISH yani FISH'le olan PGTA ilk versiyonunda zararlı olduğu bulundu. Neden? Düşünülen herhalde biyopsiyle alakalı bir şey. Biyopsi blastocyst'te olmayan blastocyst öncesi embriyonda biyopsi zararlı olabilir biyopsi embriyo için. Öbür taraftan FISH bütün kromozomlara bakmadığı için belki o yüzden o kadar da PGTA yani başarılı değil. Yani ilk başlangıcında başarılı değildir. Ondan sonra işte SNP array bunu da Richard Schoolcraft, Richard Scott grupları şey etti, introduce etti böyle kliniğe getirdi. En son versiyonu da şeydir. Next gen sequencing ile olan bu en yeni Şafak Hoca'nın 3.0 versiyonunu anlattı. Onun konusunda da birkaç tane iyi çalışma çıktı. Zaten o çalışmaların da en iyi tarafı bence neydi?
onların hepsinin aynı şeyi göstermesi. Neredeyse üçte bir daha iyi doğum başarı oranları gösteriyordu. Yani PGTA ile test olmayan gruplar, PGTA grubu arasında üçte bir kadar fark vardı PGTA lehine diye. O bence çok önemliydi. Bence ben de çok etkilenmiştim o çalışmalardan. Fakat enteresan tarafı nedir o çalışmaların, ilk çalışmaların? Onların çoğu iyi prognozlu hastalara bakıyordular. Yani iyi prognozlu hastaları gösteriyordu. Şafak Hoca'nın da çok önemli bir şey söylemişti. Demişti ki PGTA'nın iyi olmasını, daha iyi, yani hiç morfolojik testten daha iyi olduğunu göstermek için iyi prognozlu hastalar o kadar da yani kolay değil. Neden? Çünkü iyi prognozlu hastaların sayısı çok olması lazım böyle bir çalışmada. Çünkü zaten iyi prognozda olan hastaların euploid embriyo sayısı da zaten fazla. O yüzden PGTA'nin onun üzerinde daha iyi bir şey olduğunu göstermesi için çok daha böyle inanılmaz robust, yani robust onun şeyini, Türkçesini bilmiyorum da çok inanılmaz başarılı olması lazım PGTA'nin, ki iyi prognozda hastalarda başarı göstermek için. Bu çalışmalar gösteriyordu o başarıyı. Zaman iyi prognozlu hastalarda PGTA başarılıysa, o zaman kötü prognozlu hastalarda, yani aneuploid oranı daha yüksek olan, euploid oranı daha düşük olan hastalarda daha da başarılı olması lazım. Yani o mantıkla devam etmemiz lazım. O yüzden bundan sonra gelecek randomize çalışmalar, yani zaten başarını daha yüksek oranda göstermesi lazım. Özellikle böyle iyi prognozlu hastaları seçmeden bütün hastalara baktığınız zaman daha iyi sonuçları görmemiz lazım. Peki bu arada da, yani en yeni çalışmalar çıkmadan arada böyle raporlar vardı. İşte baktığınız zaman RACGH'la aneuploidi oranı %33 olan embriyolarda yeniden NGS yapıyorsunuz. Yani next gen sequencing. Euploid çıkıyor. Yani böyle tutarsızlık var arada. Öbür taraftan yani bu Glacier grubu çok meşhur New York'tan. Glacier. Bunlar ne yapmışlar? Aneuploid olan embriyolara yeniden biyopsi yapmışlar. Birçoğu euploid çıkıyor. Yani bayağı yüksek oranda. Böyle bir kuşku yaradan şey konusunda, PGTA konusunda çalışmalar çıkıyor ortaya. Onun dışında başka raporlar da var. İşte bu Greco'nun çok meşhur New England Journal of Medicine'de ilk raporu, işte yani mozaik label olan, yani mozaik denilen embriyoları transfer etmişler. Yani izinlerden sonra izin almışlar, ondan sonra transfer etmişler etik izinlerden sonra. Ve ortada 6 tane çok normal çocuk doğmuş. Yani bu mozaik ya da anormal olan embriyolardan onu göstermişler. Ondan sonra zaten Glacier grubu birçok grup daha bunu şey etmiş, araştırmış ve göstermiş, aynı şeyleri göstermiş. İşte Star Trial çıkıyor. Yani o ilk çalışmalar çok iyidir PGTA diyor. Star geliyor. Star daha yeni. Bana göre daha, yani bizim gündelik her gün gördüğümüz hastaların açısından daha önemli bir çalışma. Neden? Çünkü her türlü hastaya bakıyor. Yani böyle tek böyle iyi prognozlu hastaları seçmiyor. Diyor ki PGTA normal böyle kliniklerde, birçok klinikte yaparsak, yani bizim özel laboratuvarda değil, özel yerlerde değil. Çünkü o daha önce olan çalışmaların, yani o ilk gösterdiğim çalışmalar zaten Schoolcraft, bu adam Schoolcraft, yani bu çok büyük bir grup, oturmuş bir grup. Richard Scott, Foreman diyor ama Foreman da Richard Scott'tır. Yani onlar hepsi aynı kişilerden geliyor. Bir de bu kişiler, bu klinikler bir business tarafı da var. Yani bunlar PGT'yi şeye getiriyorlar, markete getiriyorlar. Daha böyle şey etmek, yaymaya çalışıyorlar. Başka kliniklere satmaya çalışıyorlar, öyle diyelim. Ondan sonra Star geliyor. Star da zaten Santiago Mune çok böyle PGTA tarafında olan bir kişidir zaten. Çok inanıyor zaten. O zaten FISH'e inanıyordu. Cleavage Stage Embryo biyopsinin iyi olduğunu söyleyen ilk kişilerden Santiago Mune'dir. Yani onun çok böyle yayınları da var. O randomize çalışma çıkmadan iyi diyordu o türlü PGTA için.
Şimdi o büyük bir çalışma yapıyorlar. Bayağı da yani 30 küsür IVF, tüp bebek merkezleri var burada. Aynı zamanda genetik laboratuvarlarda farklı farklı. Yani hayat, normal hayatta nasıl olursa herkes aynı laboratuvara göndermiyor. Herkes tüp bebeği aynı yerde yapmıyor. Normal hayatı taklit eden bir çalışmadır diye düşünüyorum. Bu çalışma ne buluyor? Bu çalışma şey buluyor. Hiçbir fark olmadığını görüyor. Zaten doğum oranlarında ongoing pregnancy rate, yani gebelik oranları şöyle diyeyim. Ongoing pregnancy, ongoing tarafını bilmiyorum Türkçesini ama yani gebelik oranlarına baktığınız zaman fark görmüyorsunuz. Yani kontrol grubuyla PGT grubunda fark görünmüyor. Ki bu kontrol grubu burada çok enteresandır. Kontrol grubu onlara fresh embryo, yani embriyonu dondurmadan da bile transfere izin veriliyordu. PGS grubunda, yani PGT grubunda mutlaka yani embriyoların dondurulması gerekiyordu ve ondan sonra artık genetik testin cevabı çıktıktan sonra transfer yapılıyordu. Yani hayatı daha çok, normal hayatı daha iyi taklit ediyor yani önceki çalışmalara rağmen. Başka önemli bulgusu nedir? Miscarriage rate, yani bu düşük oranlarına baktığınız zaman onlarda da fark yok, yani orada da bir fark gösteremiyor, yani bu PGT'nin başarısını gösteremiyorlar. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bunlar subgroup analizi yapıyorlar. Yani subgroup analizi nedir? Daha küçük, yani o büyük çalışmadan, bu çalışmalar bu arada 600 küsür hasta var bu çalışmada. Neden 600 hasta? Onu önceden statistik bir çalışmasını yapmışlar ki işte bu power analysis diyorlar. Yani bu çalışmayı, bu farkı göstermek için PGT'nin yani üstünlüğü göstermek için 600 küsur hasta gerekiyor. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? O üstünlüğü gösteremedikleri için subgroup, daha küçük grupta analiz yapmaya çalışıyorlar. İşte şey diyorlar, 35-40 yaşında olan hastalar için subgroup analiz yapılması normal ama onun abstrakta koyulması bence yani etik değil. Neden? Çünkü bir çalışmanın asıl amacı nedir? PGT'nin üstün gösterilmesi. Yani bütün hastalara baktığınız zaman gösteremiyorsunuz. Onun gösteremeden diyorsunuz ki böyle şöyle küçük bir hasta grubunda o şey var. Yani o benefit var diye diyorsunuz. O da bence tam olarak etik değil. Şimdi bu gruba baktığınız zaman şöyle bir statistikte şöyle şey var, fark var. Per protocol analysis, yani protokol üzerine analiz, bir de bütün hastaların analizi. Bütün hastaların, o grupta olan bütün hastaların analizine baktığınız zaman hiçbir fark yok. Fark yok, fark yani kayboluyor. Statistik fark yok. Bunlar ne yapmışlar? Sadece yani per protocol analiz yapmışlar ki bu bence o da bir yani tam olarak etik olarak yani doğru değil, yani bunu böyle sunmak doğru değil bence. O yüzden neden bunlar böyle sunuyorlar? Sunulmasının nedeni bu çalışmayı yapan kişilerinden, onlar liderlerinin PGT'ye inanması. Onların bana göre bir konfliktleri de var aslında. Çünkü bir sürü o kişilerin bir sürüsü şeydir. Yani laboratuvar başkanıdır. İşte PGT'ye satıyorlar, öyle diyelim. Açıkçası öyle düşünüyorum bu şeyi. Şimdi bunlar başka excuse olarak neyi gösteriyorlar onun dışında? Diyorlar ki birçok laboratuvar kullandık burada. İşte genetik laboratuvarın sayısı çok fazlaydır. Onların kalitesi herhalde farklı farklı iyidir. Yani hepsi aynı kalitede değildir. O yüzden işte biz farkı göstermedik. Bak, gerçek hayat da öyledir. Herkes aynı laboratuvarda PGT'ye yapmıyor. Herkes aynı şeyde, aynı işleri aynı yerde görmüyor. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. IVF, mesela IVF'i düşünüyorsanız robust, yani robust ne demek? Çok başarılı demek. Yani bu yani 80'li yıllarda başlayan IVF çok başarılı oldu. Zaten hemen görüldü. Yani onun için bir büyük bir çalışma falan gerekmedi. Yani buna outcome based öneri diyorlar. Yani bakıyorlar gerçekten zaten buna çalışma yapmadan da görüyorsun. Yani bu IVF yapıyorsun, ya IUI yapıyorsun, inseminasyon yapıyorsun ya da hiç tedavi görmüyorsun. Büyük fark var zaten. Hiç çalışmaya da gerek yok. Yani IVF robust. Yani onu görünüyor. PGT robust değil. Robust olsaydı zaten biz bu farkları böyle büyük çalışmalarla görmemiz lazımdı. Yani hatta çok laboratuvar sayısı olsa bile, kaliteleri aynı olmasa bile yine o farkları görmemiz lazım. Ama görmüyoruz.
Şimdi onun üstüne 2021 daha yeni çalışma, bu Çin'den geliyor. Bunun zaten hasta sayısı daha fazla. Şimdi çalışma Çin'den olduğu için biraz böyle şey, yani en azından Batı dünyasında biraz şey bakılıyor. Yani onların çalışma kalitesi belki o kadar da iyi olmayabilir diye, ama bu çalışmanın altına imza atan kişilerin arasında zaten çok sayılan Rick Legros mesela var ki, yani bunlar çok yani sayılan kişilerdir. Bunlar daha önce bir sürü randomize çalışmalar yapmış. PCOS konusunda, başka konularda onların adı ismi sayılıyor zaten. Onlar bu çalışmada çıkıyor. Şimdi çalışmanın önemi nedir? Bu çalışma bence çok önemli. Bu da çok önemli. Tamam, bu tam hayatı taklit etmiyor. Çünkü bu çalışmada ancak iyi prognozlu 3 embriyon veya daha fazla olan embriyosu olan hastalar zaten alınıyor bu çalışmaya. Bir de kumülatif doğum oranlarından, kumülatif gebelik oranlarından ve live birth, yani doğum oranı oluyor. Evet. Kumülatif doğum oranlarını bakıyorlar ki bence çok önemli. O da çok önemli. Çünkü katılıyorum Şafak Hoca'nın dediğine, zaten kumülatif gebelik oranlarında fark olmaması lazım PGT ile ve normal morfoloji arasında, ama gebeliğe olan zaman, yani daha kısa olması lazım mantıka göre PGT ile. Bu çalışmada o da bile gösterilebilmedi. Yani fark yoktu. Yani gebeliğe yani zaman, time to pregnancy, yani gebelik tedavi başladıktan sonra gebeliğe kadar zaman değişmiyor. Yani PGT ile değişmiyor. Bunu zaten bu randomize çalışma göstermiş. Yani ortada olan çalışmalar, iyi çalışmalar, NGS'li olan iki tane zaten randomize çalışmamız var. İkisi de PGT'nin o kadar da iyi olmadığı, yani o kadar da başarılı olmadığı gösteriliyor. Şimdi neden gösteriliyor? Şafak Hoca bayağı iyi anlattı. Ben biraz daha detayına girmek istiyorum onun. Yani next gen sequencing nasıl yapılıyor? Yani ilk önce birkaç hücreyi işte embriyodan aldıktan sonra o hücreleri yani hazmetmemiz lazım. Yani lyse etmemiz lazım. Lyse ettikten sonra DNA'yı alıyoruz. DNA zaten çok uzun bir molekül. Onunla bir şey yapamayız. Onu kesmemiz lazım. Böyle daha kısa olan parçalara kesmemiz lazım. Kesiyoruz. Ondan sonra işte makineye koyuyoruz. Sequencer makinesi diyorlar. İşte o da okuyor. Yani her DNA harflerini teker teker okuyor. Şimdi bir parçadan böyle harfler çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz bu parçaya. Bu parça nedir? Bu nereden geliyor? Hiç söyleyemezsiniz. Zaten onu söylemek mümkün değil. Parçayı okuduktan sonra. İşte orada human, yani insan genom projesi geliyor. İnsan genom projesi nedir? İşte insan genom projesinde insanın bütün genetik kodunu zaten açmışız, biliyoruz. Onu bilgisayar karşılaştırıyor. İşte o parçayı alıyor, insan genom koduna karşılaştırıyor ve o parçanın genomun nereden geldiğini bize söylüyor. Yani işte diyor ki bu kod, bu küçücük parça genomun bu parçasından geliyor, bu tarafından geliyor. Onu zaten teker teker bütün parçalar için yapılıyor. Yapıldıktan sonra bilgisayar böyle geçiyor, işte bakıyor, yani karşılaştırıyor ve o parçanın nereden geldiğini biliyor ve bize de söylüyor. Bu arada arada mutasyon varsa ya da polimorfizm varsa onlar da görünüyor zaten bu metotla. Onun dışında barkodlar zaten Şafak Hoca söyledi. Barkod ne? Yani küçücük daha bir ek yapıyorsunuz o parçalara. Bu next gen sequencing'in fiyatını daha indirmek için, yani aynı tüpte 3-4 embriyonun genomuna bakmak için, sequence etmek için siz küçücük barkodlar ekleyebiliyorsunuz. Zaten embriyonları, DNA'larını birbirine katmadan önce bu barkodları ekliyorsunuz. Barkodlar bunlardır. Zaten embriyo 1 için mesela budur, 2 için budur, 3 için farklıdır. Ondan sonra sequencer'a koyuyorsunuz. Aynı tüpte, bir tüpte mesela 3, 4, 5, 8 tane embriyoya kadar yapılıyor şu an. Ondan sonra sequencer mesela okuyor onları teker teker. Peki biz nereden bilelim, yani bu embriyon için, embriyon 3 için mesela bir tane mutasyonu var. Biz şimdi nereden bilelim o mutasyon hangi embriyona geliyor? Onun için sadece makine ne yapıyor? Bilgisayar ne yapıyor? İşte ilk 4 harfe bakıyor. İşte AATT. AATT embriyon 3 içindir. O yüzden biz biliyoruz yani ki bu mutasyon embriyo numara 3'ten geliyor.
Şimdi DNA sayısı, harf sayısı çok yüksek insanlarda, 7 milyar yani, yani onların hepsini teker teker makineye okutmuyoruz, şey etmiyoruz. Bunu NGS'de zaten neden bayağı bu arada okutmuyoruz? Neden? Çünkü DNA'nın ilk, bu Next Gen Sequencing'in ilk step'i, yani ilk adımı şeydi. DNA'nı kestikten sonra onu amplify etmekten, yani çoğaltmak. Çoğaltmak lazım. Çünkü normalde 3 tane, 4 tane, 5 tane, mesela 10 tane hücreden gelen DNA çok az DNA'dır. Yani o DNA'larla çalışmak mümkündür. Bir şey etmeniz lazım, onu çoğaltmanız lazım. İşte o çoğaltma aşamasına geliyoruz. O birinci aşama oluyor zaten. Yani gidelim. İşte ona whole genome sequence, whole genome amplification diyorlar. Yani bütün genomu çoğaltma diyorlar. İsminde bütün genom var ama aslında bütün genomu çoğaltmıyor. Ne yapıyor? İşte olan o DNA'nın %1'ini, %2'sini, en fazla %2'sini çoğaltıyor. E peki %98 ne oluyor? Onlar kayboluyor. Kayıplara ne diyorlar? Kayıplara allele dropout diyorlar. E zaten siz şey diyebilirsiniz, yani mesela %1 çok az bir oran, yani bütün DNA'nın sadece %1'ini mi çoğaltıyor? Evet öyledir, ama o %1'i ile kromozom sayısına bakmak mümkün. Mesela küçük bir mutasyon bakma daha zorlanırsınız, çünkü %1 çok az bir orandır, ama kromozom sayısına %1 oranla bakmak mümkün, çok da mümkün. Ne yapıyor makine? Şimdi o parçaların sayısını, yani kromozom 1 için mesela parça sayısı bu kadardır diyor, kromozom 2 için bu kadardır, kromozom 3 için bu kadar, işte şeylerde görüyorsunuz, barlarını görüyorsunuz burada. Şimdi siz buna bakarsınız, zaten böyle bir cevap çıkıyor PGT'ye için. Bundan hiçbir şey anlamazsınız. Neden? Çünkü normalde insan kromozom, numara 1 kromozom en büyük kromozomuzdur. Ondan çıkan parça sayısı da yüksek olması, zaten yüksek olması gerekiyor. Onu görüyorsunuz burada, en yüksek var kromozom 1. Ama buna baktığınız zaman kromozom 19 için mesela neredeyse yüzde, yani kromozom 1 kadar parça sayısı var burada. Siz şimdi şey diyebilirsiniz, yani bu kromozom 19'da herhalde bir problem var. Çok fazladır bu embriyoda kromozom 19 sayısı. Ama aslında öyle değil. Şey ne derir? Problem ne derir? Problem işte o whole genome sequencing. Yani whole genome sequencing, yani bütün genomu çoğaltma aşamasında 19. kromozom çok daha iyi çoğalıyor. Onun parçaları daha iyi çoğalıyor. Neden? Çünkü orada CG, yani CG kısımları daha fazladır. Polymerase ona daha iyi yapışıyor, işte daha iyi çoğaltıyor. Ama mesela kromozom 18 için o kadar da iyi değil, 13 için o kadar da iyi değil. Yani buna bakarak hiç kromozom sayısına hiçbir şey söyleyemezsiniz. E peki nasıl söyleyebiliriz bununla? O zaman siz normal bir hücreden de bir şey etmeniz lazım, sequencing etmeniz lazım. Aynı anda hem embriyonu ediyorsunuz, yani hastadan aldığınız, o biyopsini aldığınız analiz ediyorsunuz. Aynı zamanda normal bir kontrol de olarak yapmanız lazım. E o zaman parça sayılarını artık yani karşılaştırabiliyorsunuz. Şimdi karşılaştırdığınız zaman burada görüyorsunuz mesela kromozom 16 için bizim embriyoda neredeyse kromozom 16 parça sayısı kontrolden iki kat, yani yarısı kadardır. Yani kontrol iki kat daha fazladır. Şimdi bunda çok kolayca bu kromozomda monozomi 16 diyebiliyoruz. Yani bu kromozomda, bu embriyoda 16. kromozomun bir tanesi eksiktir. Sadece bir tanesi var. Onu çok net olarak söyleyebiliyoruz. E peki trisomini nasıl söylüyoruz? İşte trisomi mesela 21 için diyelim. Bu bar mesela, bu embriyo barı 1,5 kadar daha yüksekse kontrolden, o zaman burada trisomi diyebiliyoruz. Çok kolayca değil. Şimdi şöyle bir soru olabilir. E peki mozaisizm ne ve nereden burada mozaisizm buluyorlar? E barlar, bir bar yani kontrol barı iki kat daha yüksekse ona mozaik diyoruz. Kontrol barı yani embriyo barı 1,5 kadar yüksekse ona trisomi diyoruz. E peki barlar azıcık fark varsa, mesela aynı değiller. Yani mesela burada görüyorsunuz barlar çok eşit. Yani bu 7. kromozomda euploid diyeceğiz. Yani bu 20. kromozom sayısı normaldir. E peki barlarda küçücük fark varsa, mesela bizim embriyoda biraz daha bar biraz daha uzun. Yani böyle 1,5 kadar değil, yani trisomi kadar değil, azıcık daha uzun. E o zaman ne diyoruz? E onda buna şey diyorlar, mozaik diyorlar. Mozaisizm
biyolojik bir şey değil. Şafak Hoca'ya katılıyorum. Yani mozaisizm bu kadar olamaz yani. Zaten yok. Bu kadar da yok. Yani siz baktığınız zaman 17, %17 diyorsunuz. %30'lara kadar buluyor bazı laboratuvarda mozaisizm oranı. O kadar olabilir mi? Yok. Hayır, yok. O kadar değil. E peki mozaisizm nereden geliyor? Test iyi değil. Oradan geliyor. Yani iki barlara baktığınız zaman, barlarda fark olduğu zaman, yani buna ona bakan kişi şey diyor. Ya bu tam olarak employ değil. Hani yani monazami de değil, yani yarısı kadar da değil, bir buçuk kadar da değil. E o zaman bu herhalde başka bir şeydir. Buna mozaisizm diyelim. Yani ikisinin arasında bir şey gibi diyelim. Ama ortada aslında bu çok teknik bir olaydır bence. Bu biyolojik olarak bu kadar önemli değil mozaisizm. Onda tam olarak katılıyorum. Şimdi başka teknik probleme bakalım. İşte bu blastocyst biyopsisidir. Ne görüyorsunuz burada? İşte hücreleri alıyorlar, lazerle kesiyorlar. Bu arada buna inner cell mass diyorlar. Bu da trofakteden. Bunu ne için gösteriyorum bu videoyu? Dikkat edin. Aslında bizim embriyona hiçbir zarar vurmamamız gerekiyor. Yani hiçbir zararı olmaması gerekiyor. Bu arada inner cell mass çok yakın yani biyopsi olacak yere. Siz şimdi diyebilirsiniz ki oradan almasınlar hücreleri, buradan alsınlar. Alamıyorlar. Neden alamıyorlar? Çünkü bu zona pellucida, yani eggshell diyoruz, zona pellucida da delik yapmaları lazım. O deliği üçüncü günde yapıyorlar. Yani embriyonun laboratuvarda olan üçüncü günde yapıyorlar. Bekliyorlar ki embriyonun bazı hücreleri zaten çıkmış gibi böyle olsun. Ondan sonra kesiyorlar. O embriyonun inner cell mass'ı nerede gelişecek? O delikten hangi tarafa çıkacak o embriyon bilemiyor. Yani onu kontrol edemiyorsunuz zaten. Bir kere embriyona bir zararı da olabilir yani böyle bir biyopsinin. Öbür taraftan yani dikkat edin, lazerle kestikleri zaman ya burada kaç tane hücre alıyorsunuz? Hücre sayısını sayabiliyor musunuz? Sayamazsınız çünkü çok zor. Yani 5 mi hücre, 10 mu hücre, 7 mi hücre? Bir kere hücreleri koparttıkları zaman onun yarım hücreyi alıyor mu yoksa yok, onu da bilemiyorsunuz. Yani mesela DNA'yı kesebiliyorlar öyle lazerle. Lazer o kadar da ince değil yani, görüyorsunuz şeydir, bayağı bir kaba bir yöntemdir. Onun mozaisizme bir etkisi olabilir mi? O da olabilir yani. Yani mozaisizm dedikleri şeye etkisi olabilir mi? Olabilir. Yani bu hepsi problemdir. Şimdi bu çok önemli. Benim de etkilendiğim Şafak Hoca gibi Richard Scott'ın ya embriyona biyopside zarar var mı, o biyopsinin yok mu, o çalışmayı incelersek gerçekten zarar yok gibi gösteriyor blastocyst için. Daha erken embriyolar için zarar var gibi gösteriyor ama şimdi bu farklara baktığınız zaman fark yok ama önemli şey nedir? Önemli olur ki her iki tarafta, yani biyopsi olan, biyopsi olmayan tarafta olan blastocystler fresh, yani dondurulmadan transfer edilmişler o çalışmada. Normal bizim yaşadığımız, yani PGT'ye yaptığımız hayatta biz embriyoları donduruyoruz. Çünkü zaten PGT'nin sonuçları hemen gelmiyor laboratuvardan. Tam olarak hayatı taklit etmiyor yani. O yüzden tek bir doğru düzgün bir çalışma var. O da hayatı tam olarak taklit etmiyor. Orada embriyonlar her iki tarafta, yani biyopsi olan, biyopsi olmayan tarafta da dondurulmadan transfer edilmiş. Bana göre o büyük bir fark yani, çünkü bizim yaptığımız, eminim yani sizin de yaptığınız şeyler nedir? Donduruyorsunuz siz embriyoları. Ondan sonra bekliyorsunuz, ondan sonra transfer ediyorsunuz. Bir tane çalışma var zaten dediğim gibi. O da bence tam olarak hayatı taklit etmiyor. Yani daha fazla çalışma o konuda gerekiyor. Şimdi ekonomik olarak baktığınız zaman Şafak Hoca'nın çok iyi gösterdiği çalışmalar var. Ben o kadar ekonomik analize girmeyeceğim. Neden? Çünkü büyük farklar var. Mesela PGT'yi burada yapmak, mesela Amerika'da yapmak, Türkiye'de yapmak, onu hesaplamak biraz daha zor olur. Yani anlamlı olmaz. Ama Amerika için söyleyeyim böyle kaba olarak. IVF X ile beraber 11,5 bin dolar gibi, 12 bin dolar gibi diyelim ortalama. PGT'ye, yani genetik testin kendisi 1000 dolar oluyor. İlaçlar 5000 dolar gibi geliyor. Yani böyle yüksek doz protokollere baktığınız zaman. Ondan sonra dondurulmuş embriyonu transfer etmek için bir 6000 doları daha da gerekiyor. Total olarak yani bayağı bir para ediyor. Yani şimdi PGT'yi yapmazsanız
Zaten embriyonu dondurmak, yani dondurulmuş embriyo transferi yapmak ihtiyacı kalmıyor. Fresh olarak da yapabiliyorsunuz zaten transferi. Bayağı bir yani ücreti azalıyor yani bu tedavinin. O kadar yani çok çok da daha iyi çalışmalar gerekiyor tabii bu konuda. Çünkü böyle şey olmaz tabii, efektifliğini tam olarak hesaplamak zor olur. Ama bir fikir edinmeniz için söylüyorum. Benimki bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, her iki hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum pro-con bir toplantı olduğu için konuşmacıların birbirlerinin konuşmaları için söyleyebilecekleri bir şeyler varsa Samir hocam kısmen cevap verdi ama bir beşer dakika daha zaman ayırabiliriz. O arada gelen sorular olursa onları da size yöneltelim. Buyur Şafak hocam. Muhterem hocam, öncelikle Samir hocama bu güzel konuşma için teşekkür ediyorum. Ondan sonra güzel, özellikle analiz detayları açısından güzel bilgiler sağladı. Burada hani embriyo transfer başına gebelik oranlarının yüksek olup olmadığı önemli. Mesela o Çin çalışmasında o ilk embriyo transferinde istatistiksel bir farklılık yoktu. Zaten time to pregnancy, gebeliğe ulaşma süresi için olumlu bir etkinin olması için PGT yapılan bir olguda ilk transfer başına canlı doğum oranının daha yüksek olması lazım. Dolayısıyla aslında fayda hani ilk transferde gösterilemiyorsa da kümülatifte de gösterilemiyor. Hatta zarar ortaya konuyor burada. Tabii yöntemi ben şuna da benzetiyorum PGT'yi. Hani 2000'li yıllarda IVF başarısı veyahut da 90'lı yılların sonundaki IVF başarısıyla ilişkili. Tabii o zaman bu mesleğin içerisinde değildim. Yayınları okuduğum zaman açıklanamayan infertil olgularda IUI mi yapalım, IVF mi yapalım? 6 siklus IUI mi yapalım, 6 siklus IVF mi yapalım çalışmalarını okuyorum. Hani orada stimülasyon başına IVF sikluslarında %10-15'ler arasında canlı doğumlar var. Hani ben biraz bu senaryoyu ona benzetiyorum. Yani PGTA hani sonuçta standartizasyonun sağlanması adına, yani bir şey mümkünse, yani jenerik laboratuvarların sonuçları mümkünse, hani dünyada da bunu sağlamak üzere adımlar atılmalıdır, standartizasyon sağlanmalıdır. Ne eksik yapılıyorsa o yapılmalıdır. Tabii ki her merkezde aynı başarıyı göstermemesi mümkündür. Zaten her IVF merkezi de aynı başarıyı sağlamıyordur konvansiyonel yöntemle. Hani bu hususta da hani bu bir emekleme aşaması demeyeyim. Tabii emekleme aşamasını geçti. Hani ilerleyen yıllarda hani bu non-invaziv yöntemlerin devreye girmesi, mesela non-invazivlik hani ciddi bir artı sunacak aslında. Yani hani hasar konusu olduğu gibi dışlanıyor. Ama tabii bu yapılabilirse, ama bunları yapmak için de işte çalışmaların devam etmesi lazım. Bilim de böyle ilerliyor zaten. Samir hocam. Şafak Hoca'ya tam olarak katılıyorum. Ben de zaten yani bu işte konuşmanın anlamı zaten pros cons tabii. Ben PGT'yi yapmıyorum, hiç yapmıyorum diyemem. Biz de yapıyoruz burada. Ama aynı zamanda hastalarımızı çok iyi seçmeye çalışıyoruz. Yani onu doğru görüyoruz. Çünkü yani katılıyorum. Yani IVF'e baktığınız zaman 90'ların başında bugünkü IVF'le aynı değil. Tabii IVF daha başarılı. Belki doğrudur. Yani 90'ların başında böyle IUI'la, yani inseminasyonla IVF'i karşılaştırabiliyordular. Özellikle iyi prognoz olan hastalarda karşılaştırma mümkündü. Özellikle unexplained, yani bilinmeyen kısırlık, yani ne diyorlar tam olarak Türkçesini şey demiyorum, özür dilerim, infertilitesi olan hastalarda belki karşılaştırabiliyor. Ama şu an karşılaştırılamıyor. Neden? Çünkü teknoloji ilerlemiş. Bugünkü IVF ile dünkü IVF aynı değil. Kesinlikle öyle katılıyorum ama hiç tedavi etmediğimiz hastalarla IVF'i karşılaştırdığımız zaman o zaman da bile fark büyüktü. Yani görüyorduk. Yani IVF çok çok başarılı bir şeydir. Şu an daha da başarılı. Ben de PGT'ye baktığım zaman öyle düşünüyorum. Düşünüyorum ki tamam, yani çok ben de oldukça iyi bir fikir olarak, bir mantık olarak buluyorum PGT'yi, ama aynı zamanda göstermesi lazım kendi efektif olduğunu çalışmalarda. Göstermiyor. Yani
ben şey etmiyorum yani mutlaka belki yani 10 sene sonra gösterecek diye düşünüyorum. Teknoloji ilerleyecek, daha iyi olacak. Ama bugün için iyi değil bence. Bence yani böyle herkese bakmadan herkese PGT'yi yapalım düzeyinde değil. Yani o zaman hastalarımızı iyi seçmemiz lazım. Danışmanlık yapmak gerekiyor yani bayağı da yapmak gerekiyor. Özellikle Amerika'da çünkü bayağı pahalı. Bu arada da Rick Paulson şey University of South California'da çok iyi çalışmalar, matematik çalışmalar var bu konuda. Diyor ki işte unemployed oranlarına baktığınız zaman kendi unemployed oranlarınızı kendi kliniğinizde siz hesaplayabiliyorsunuz. Kaç tane embriyo kaybediyorsunuz PGT üzerinden. Çünkü PGT'nin bayağı yüksek false pozitif yani yanlış pozitif oranı var. Yani o yanlış pozitif oranından matematik olarak kaç embriyo kaybediyorsunuz? Kaç hasta çocuğu olmadan, gebeliği olmadan sizin kliniği PGT'yi yaptığı için terk ediyor. Yani onu bile hesaplayabiliyorsunuz ve onun hesaplamalarına göre bayağı yüksek bir rakamlar görüyoruz. Yani ben kendi kliniğim için de hesapladım. Yüksek rakam diye görüyorum yani kaybettiğimiz normal embriyo PGT yüzünden transfer etmediğimiz, discard ettiğimiz o bayağı bir önemli orandır. Yani o yüzden bence daha dikkatli olmamız lazım diye düşünüyorum PGT hastaya önerirken. Hocam ben de Samir Hoca'nın düşüncelerine katılıyorum. Tabii hastaları bir spektrum özelinde değerlendirmekte aslında fayda var. Yani mesela yani kötü bir hasta, 40 yaşındaki bir olgu, zorla blastosis geliştirdiniz, ona PGT yapacaksınız. Hasar riski söz konusu. Bu spektrumun bir ucundaki hasta, diğer bir gruptaki hasta da 40 yaşındaki bir olgu, kötü senaryo işledi, gebelik oldu, hatta ikinci trimestre gitti, öyle hastam oldu. Ondan sonra ve hasta hani kötü obstetrik deneyimler yaşadı. Tedaviye de 2 sene sonra geldi. Yani bu da spektrumun diğer ucu. Aslında hani klinisyen olarak bizlerin görüşü, bunun yanında işte veri ne diyor, normal data ne diyor, bir de hasta ne önem veriyor, bu işe ne anlamlı yüklüyor, bunların hepsi kombine halde değerlendirilmesi lazım. Şimdi Bülent Gülekli hocamın bir sorusu var. Çok teşekkürler sevgili Şafak. Türkiye için PGT yapan laboratuvarların standartının da olmadığını göz önüne alarak klinisyenlere önerin nedir dedi. Sen kısmen değindin ama soru olarak da ben ileteyim dedim. Bülent Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii bu soruya yanıt vermek oldukça güç. Aslında pas hakkımı kullansam hani daha şey olur ama genel görüşüm şu, çok yapan merkezlerde daha iyi yapılma olasılığı tabii ki var. Az yapan merkezlerde insan eliyle olan işlemler olduğu için biyopsi dahil, ondan sonra etkin sonuçlar olmaması, hatta hasar olasılığı bu hususta olabilir. Hani tüm olgulara PGTA değil, ancak gereken hastalarda yine de endikasyon varsa ondan sonra hastalara tabii ki önerilmelidir. Türkiye şartlarında da. Recai Hocam'ın sorusu vardı. Bir saniye. Kaçırdık. Bir daha tekrar soru geri geldi hocam. En sondaki soru. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Reme Tıbbi Cerrahisi Derneği adına. Azospermik olgularda NGS'nin yeri nedir diye sormuş Recai Hocam. Samir Hocam cevaplamak ister misiniz? Yani kendi praktikim için yani ben kendi hastalarım için söyleyebilirim. O kadar yani çok şey etmiyoruz, önermiyoruz biz PGT'yi erkek male factor yani erkek faktörü için. Neden? Çünkü ortada hiç yani bildiğim böyle iyi çalışma yok bu konuda. Bildiğimiz nedir? Tabii bazı erkekler için söylüyorum. Erkeklerin azospermi olma nedeni kromozomal olabilir diye. O zaman onlardan yani testisten direkt aldığınız spermin yani gelecek çocuk için onun kromozomal
problemleri açısından bir problem oluşturabiliyor mu bu tedavi? Yani o teorik olarak o mümkün ama pratik olarak biz kullanmıyoruz. Çünkü ortada böyle association diyorlar, yani bu azoospermi ile ya da yani oligospermi ile kromozoma anomali arasında çok da güçlü değil o bağlantı. Çocukta olacak kromozoma anomali, o bağlantı çok da güçlü değil. O yüzden biz fazla kullanmıyoruz. Şafak Hoca belki başkasını söyleyebilir, bilmiyorum. Biz de yapmıyoruz. Recai Hocam, özellikle erkek infertilitesi konusunda hani oldukça deneyimli bir klinik. Ama ben literatürü, hani ben rutin pratikte erkek infertilitesi için elimizde yeterli data olduğunu düşünmüyorum. Senaryo Samir Hocam'ın dediği gibi azoospermi veyahut da oligozoospermi de erkeklerdeki aneuploidi, kromozomal bozukluk sıklığı sonuçta artıyor. Burada senaryo tabii translokasyonlar falan. Bu durumda tabii PGTSR gündeme geliyor. Şayet öploidse, kromozomal bir bozukluk yoksa erkekte, bunun Carmen Rubio'nun herhalde 2015 yılında bir çalışması vardı. Orada sperm konsantrasyonu azaldıkça aneuploidi sıklığı spermlerde arttığı gösterilmişti. Fişle boyama yapmışlardı orada ve şunu demişlerdi. Sperm özelinde, fiş analizinde şayet aneuploidi sıklığı yüksekse başarıyı arttırıyor denmişti. Aslında elimizde data çok belirgin değil. Bunun en belirgin nedeni, benim kişisel görüşüm, bu olgularda sonuçta bir seçim artısının oluyor olması. Yani hani tabii olgu azoospermi değilse, aslında sperm yıkama yöntemi de işte veyahut da ICSI sırasında motil spermin seçilmesi de hani aneuploidi sıklığını spermlerde azaltıyor. Zaten o Carmen Rubio'nun çalışmasında da maksimum %20'li rakamlardan bahsediliyordu. Dolayısıyla sperm aneuploidisi sanki IVF tedavilerinde önemli bir problem değilmiş gibi. Ama bu konuda da çok detaylı açıkçası çalışma da yok. Hani bundan 5 sene sonra çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Bir tek Samir Hocam'ın konuşmasına bir ek yapmak istiyorum. Yapılan analizler sırasında hatalı analizle mozaizm ortaya çıkmaya başladı. NGS'le dediniz. Ama fiş döneminde de mozaik embriyoları biz saptamıştık gözümüzde. Onu bildirmek istiyorum. Bir diğer şey, tabii konflik olmasın diye de konuya girmek istemiyorum ama yani PGTA'nın Şafak Hoca'nın dediği gibi randomize çalışmalardan çok non-selection çalışmalara ihtiyacı var sanki. Ve olumsuz etkisi var mı biyopsinin veya test yapmanın, bunun ortaya konması lazım. Onun dışında hani açıkçası ben bazen düşünüyorum, randomize çalışmalar bir kadının, aynı kadının iki siklusu birbirine randomize edilebilir mi? Edilebilir dersek hani birbirinin aynıdır, birini kontrol edelim. O zaman birinci siklusta gebe kalmayan kadına neden ikinci bir siklus tedavi yapıyoruz? Dolayısıyla sanki üreme alanındaki çalışmalar birazcık bu randomize çalışmalardan çok tekniği irdeleyecek. Yanlış pozitif, yanlış negatif veya embriyoya zarar verip vermediğini değerlendirecek çalışmaları ortaya koymalıyız diye düşünüyorum. Peki yine soru geliyor ama ben okumakta zorlanıyorum. Siz okuyabiliyor musunuz? Başı kaçıyor. Ben okuyayım hocam isterseniz. Evet lütfen. Ekrem Aksu sormuş. Merhaba, ben embriyolog Ekrem Aksu. Sorum iki hocama da. PGD normal embriyolar eve bebek götürme oranları açısından ele alınınca laboratuvarlar arası ciddi farklar gözleniyor. Aynı farklar laboratuvarda yapılan genetik testlerdeki öploidi oranlarında gözlenebiliyor mu?
morfolojik olarak iyi durumdaki embriyoların laboratuvar şartlarının değişmesiyle öploidi oranları da değişebilir mi? Samir Hocam cevaplamak ister misiniz? Bunu size bırakacağım Şafak Hoca. Çünkü ben tam olarak yani sorunun aynı laboratuvarda yani farklı kliniklerden gelen epilogi oranlarına mı soruluyor yoksa başka bir şey mi soruluyor? Onu tam olarak oranlarında gözlenebiliyor mu? Soruyu çok açıkçası çok net anlamadım ama tabii laboratuvar o staff çalışmasında da görüyoruz mesela. Laboratuvarların bu şey çalışması var. Santiago Milne'nin 2017 yılı olması lazım. Donör siklüslarında ondan sonra yapılmış bir çalışma. Aynı analiz laboratuvarına örnekler geliyor ve bu donörlerin sonuçta bir seçim kriteri var yani iyi prognozlu hastalar, genç hastalar onların kendi içerisinde kriterleri var ve öploidi oranlarının ciddi oranda farklılık gösterdiği o çalışmada gözlenilmişti yani çok büyük bir çalışmaydı o. Dolayısıyla aslında hani analiz yapan laboratuvar haricinde embriyoloji laboratuvarı yani ıslak laboratuvarın işlemi nasıl yaptığı hani bu tubing protokolleri bile önemli deniliyor. Yani hani kullanılan buffer dahil önemli biyopsi tekniği önemli. Dolayısıyla bu tekniklere ne kadar uyuldu uyan laboratuvarlarda sonuçlar öploidi oranı daha yüksek olması olasılığı hani standarda uyulmuyorsa da doğal olarak öploidi oranı düşüyor. O çalışma bunun iyi bir göstergesi çünkü iyi prognozlu hastalar hepsi donör stimülasyon sikluslarından elde edilen örneklerdeki öploidi oranı aynı yaş grubundaki hastalarda ciddi dağılım gösteriyor. Dolayısıyla laboratuvarla ilişkili olması söz konusu olabilir. Bir şey söyleyeceğim bu donör konusunda da Amerika'da donör yumurta donörü bankları var zaten. Hastaları alabiliyor yani yumurtalar. Ki iki türlü kontrakt var. Garantili, garantisiz donör yumurtalar için. Birçok banka şu an siz hasta PGTA yapmayı seçerse o donör yumurtasıyla. O zaman o garantiye izin vermiyor. Yani garanti yapmıyor. Yani garanti ortadan kalkıyor. Ki yani bence yani bunlar donör bankaları çok iyi bilir bu işleri. Çünkü görüyorlar zaten sonuçları. Onlar donör kendi hastalar için PGT'ye istemiyorlar. Zaten hastaya zorla hayır PGT'ye yapma diyemezler ama garantiyi ortadan kaldırıyorlar. Garanti neyi garanti ediyorlar bu arada? Blastosist alınmasını yani 6-7 tane donör hücre veriyorlar zaten donör yumurta veriyorlar. O 6-7 taneden diyorlar ki en az bir tane iyi blastosist çıkacak. Çıkmazsa o zaman biz size bir 6-7 tanesini daha bedava gönderiyoruz. Fakat PGT'ye yaparsanız garanti yok ortada. Yani bu da bu kadar yani PGT'ye olan güven yani şeyde bankalar açısından söylüyorum. Peki. Sanıyorum artık başka sorumuz yok. Ben sizlere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı. Son yıllarda dinlediğim en kapsamlı ve doyurucu bir PGT toplantısı olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler, iyi geceler.